Gazeteci, aynı zamanda Ulusal Kanal programcısı Sayın Oğuz Polat Bilek bizlerle. Oğuz Polat Bilek, yayına hoş geldin Gece Hattı'na. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi savaş ilanı açıklaması tartışılmaya devam ediyor CHP ile İYİ Parti arasında. Bir taraftan da Akşener'in açıklamaları var. Savaş ilanı açıklaması ve aynı zamanda özellikle İmamoğlu'nun açıklamaları da yine gündemdeki yerini koruyor. Nasıl yorumluyorsun? Ne oldu da İYİ Parti ile CHP arasında böyle bir kargaşa ortamı, bir savaş ortamı meydana geldi? Ne dersin? Şimdi Serkan Bey, aslında sizin de takip ettiğiniz gibi süreç genel seçimde başlamıştı. Genel seçimde ne oldu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasına kadar varan, kalkması diyorum ama kendisi ilk defa kovuldum diye bir ifade kullandı. Kalkmasına kadar varan süreç yaşandı. Aradan saatler geçtikten sonra da büyük büyük laflar edildikten sonra da o masaya oturmuştu. Şimdi o soğuk rüzgarların estiği dönemde, seçim kaybedildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildi altılı masa adına. Sonra ne oldu? Yerel seçimler konuşulmaya başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değişir değişmez görevi Özgür Özel devralır almaz ilk yaptığı işlerden biri de İYİ Parti'ye işbirliği teklif etmek oldu. İYİ Parti bu kararı Genel İdare Kurulu'nda görüştü. Orada bir karar çıktı. Kararla işbirliği teklifi reddedildi. Sonra İYİ Parti'de bir baktık peş peşe istifalar yaşandı. Kurucu kadrolardan tutun da artık partinin A takımına kadar önemli isimleri bir bir istifa etti. İstifa eden herkes İYİ Parti'yi çok sert bir şekilde eleştirdi. Ama dananın kuyruğu İbrahim Özkan'la koptu. Kimdi İbrahim Özkan? İYİ Parti'nin İBB Grup Başkan Vekiliydi. Kürşat Zorlu bu ismin yeniden Grup Başkan Vekili için aday olmamasını istedi ama İbrahim Özkan aday oldu ve kazandı. İşte burada dananın kuyruğu biliyorsunuz koptu. Çünkü İbrahim Özkan'ın yeniden aday olmasından yeniden seçilmesine kadar olan süreçte İYİ Parti, Meral Akşener cephesi Ekrem İmamoğlu'nun bir parmağı olduğunu düşünüyor açıkçası. Şimdi bu durum bardağı taşıran son damlaydı. Baktığınız zaman İmamoğlu neden böyle bir işe kalkıştı? Önce bakalım. İnce kurultayından sonra İmamoğlu'nun planı bu. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ya da o dönem işte hangi ittifak, hangi koalisyon oluşturulacaksa onlar tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek istiyordu. Ama öyle olmadı. Öyle olmadı. İlk işbirliği teklifi yerel seçimde İYİ Parti tarafından reddedildi. Bu ne demek? Bu İmamoğlu'nun İstanbul'da yara alması demek. Her ne kadar şimdi %1'i var, %2'si var, zaten İYİ Parti'den bir şey olmaz deseler de bu bir risk. Bu kararla birlikte İmamoğlu tünelin ucundaki ışığın umut ışığı değil, üstüne gelen tren olduğunu fark etti. Bir anlamda böyle söyleyebiliriz. Ne vardı? İşte o genel seçim döneminde İmamoğlu hakkında verilen bir karar. Meral Akşener gitti, İmamoğlu'na sarıldı, kamuoyuna pozlar verildi. İşte ablalık, kardeşlik havalarda uçuştu. Ama şimdi durum değişti. İmamoğlu adına İstanbul zora girdi. Bu süreçte bütün kozunu oynamak zorunda Ekrem İmamoğlu. Çünkü karşısında geçtiğimiz yerel seçimde İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybeden ve bütün riski almak durumunda kalan bir AK Parti var. Şimdi Akşener'in bugünkü açıklamalarına baktığımızda partimize kurumsal bir operasyon oldu. Bakın bunlar yenilir yutulur cinsten ifadeler değil Serkan Bey. Evet. Partimize kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı diyor. Bu bir siyasi partinin iç işlerine karışmaktır. Şu an itibariyle bir savaş ilanı kabul ediyorum. Varın buyursunlar, ben idmanlıyım kısmını da hatırlar mısınız? O masadan kalktığı dönemde o masanın medyası 7/24 İYİ Parti Akşener'in sicili diye yayınlar yapmaya başlandı. Ve Akşener'in bugünkü deyimiyle, bugün diyor ya rahmetli anama kadar vardırdılar işi diye. Bugünkü deyimiyle öyle oldu. Öyle oldu, ayaklar altına aldılar. Masadan kovuldum diyor sonra bugünkü açıklamasında. Bakın bunu ilk kez kullanıyor. Masadan kovuldum. Biz ne biliyorduk? Akşener masadan kalktı. Kamuoyuna da böyle lanse edilmişti. Bu arkadaşları diyor, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş işaret ediyor. Bu Cumhurbaşkanı adayı göstermek istedim çünkü halk bunu istiyordu. Ama diyor korktular. Bu ifadelerin altını sonra tek tek tekrar çizeceğim.
Korktular, bir aydınlanma yaşadım. Sayın Erdoğan bilir, İmamoğlu da bunu anlayacak diyor. Bakın doğrudan isim veriyor. Kurumsal bir operasyon var, İmamoğlu da bunu anlayacak diyor. Demek ki o kurumsal operasyonu yöneten Ekrem İmamoğlu bunu söylüyor. İmamoğlu da karşı yanıt verdi. Yeni bir oyunla karşı karşıyayız diyor. Dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar diyor. Haddini aşan cümleler kullanıyorlar. Kumpaslardan, iftiralardan, masa başı oyunlardan medet umuyorlar diyor. Şimdi tabii bir yandan İYİ Parti ile çatışırken Ekrem İmamoğlu, diğer yandan da işte dostlarımızla aynı sofradaydık, birlikte çorba içtik diyerek ne yapmaya çalışıyor? Burada aslında İYİ Parti seçmenine mesaj veriyor. Yani İYİ Parti ile çatışırken o kitleyi de kaybetmek istemiyor. Kumpas diye bir ifade kullanıyor. Bu ne demek? Bu hadiseyi üçüncü tarafların üzerine yıkmak demek. Bu bir kumpastır. Karşı kışkırtıyorlar. Kim kışkırtıyor mesela? Ekrem İmamoğlu'nun madem böyle bir açıklama yaptı, operasyonu ona göre kim yapıyor, kim kışkırtıyor, bunun da açıklaması lazım. Ama baktığınız zaman Akşener'in açıklamaları o kadar sert ki Serkan Bey, bu açıklamalar emin olunmadan yapılmayacak açıklamalar. Yani bir şaibe var, şüphe var. Onun üzerine Akşener bu kadar sert açıklamalar yapmıyor. Bunun bir altyapısı vardır, somut bilgileri vardır ki doğrudan isim vererek bu açıklamaları aslında yapıyor. Ha buradan da şu çıkmasın sakın. Şimdi İmamoğlu'nun biliyorsunuz HDP'le çok yakın mesaisi var. Yeni adı DEM Parti. HDP ne diyeceğimizi biz de şaşırdık. DEM. Çok son haliyle mesaisi. DEM. Evet. Son haliyle DEM. Bir yandan ne yapıyor? Bir yandan Batı'yla çok yakın temaslarını sürdürüyor. Büyükelçilerle oturuyor, kalkıyor. İYİ Parti bundan rahatsız. Hayır, bundan rahatsız değil. Bilakis bu İYİ Parti'nin de aslında bir tutumu. Mesele bu değil, mesele başka. Peki şunu soralım. İYİ Parti, Akşener o zaman ne yapmaya çalışıyor? Şimdi birincisi Meral Akşener partisini dağılmaktan kurtarmaya çalışıyor Serkan Bey. Peş peşi istifalar, yani şu alt alta koysanız ben illerde, ilçelerde yönetim kurullarını vesaire onları bir kenara bırakın. Sadece yönetici kadrodan bile 70-80 kişi istifa etti. Bunlar kurucular kurulu üyesi aynı zamanda. Kimisi önemli göre bugün daha, bugün akşam üzeri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir işte genel müdürü olan bir isim partiden istifa etti. İstifa ettiğini, ki bu isim hem kurucular kurulu üyesi hem de Ankara İl Başkanı olarak görev yapmıştı. Şimdi birincisi Akşener Partisi'ni dağılmaktan kurtarıyor. Bir, peki kurtarabilecek mi? Yani, kurtarıyor bir taraftan. Evet, yoğun bir mesai harcıyor ama. Benim şahsi görüşüm kurtaramayacak ama onu da hep birlikte göreceğiz. Neden böyle söylüyorum, kurtarmaya çalışıyor? Dikkat edin, bir güçlü liderlik pozu da vermeye çalışıyor. Bugünkü açıklamasında diyor ki o karar genel idare kurulundan çıkmasına rağmen ben verdim o kararı, ben. Büyük şehirlerde de, ilçelerde de, illerde de tek başımıza gireceğiz. Kendi adayımızı çıkaracağız, göreceksiniz, kazanacağız. Bakın burada genel idare kurulunun verdiği kararı Akşener üstüne alınıyor ve güçlü bir liderlik pozu vermeye çalışıyor. Çünkü bu Akşener için de ya hep ya hiç seçimi. Ya hep ya hiç seçimi. İkincisi, İmamoğlu'nun kaybettiğini görüyor ve kaybedenin kayağına binmek istemiyor. Neden görüyor? Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana bir kere hizmetle anılmamıştır. Neler anıldı? Görev verilen HDP'liler, dağdan inip belediyede işe sokulan PKK'lılar, değil mi? Bunlar gözaltına alındı. PKK'lılar, büyükelçilerle balıkçıda buluşmalar. Bozulan otobüsler, YTT otobüsleri. Gibi bozulan metrolar, gidip işte İngiltere Kraliyet ailesinin sarayında poz vermeler, Amerika'nın belgelerinde adının geçmeleri, hep bunlarla gündeme geldi. Evet. Bu yıprattı, istemez yıprattı. Aynı zamanda son Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunu, Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de yaptığı miting faturalarının şişirildiği, kabartıldığı söyleniyor. O paraların hem CHP İstanbul İl Kurultayı'nda dağıtıldığı, 200 milyonun üzerinde sadece İstanbul'da paradan bahsediliyor. Aynı zamanda 500 küsür milyonun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kongresinde harcandığı iddia ediliyor. İddia düzeyinde ve bunlar soruşturulması gereken. Şimdi bu İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması düşünülemez. Bir yandan da tabii bütün riskleri alacak, bütün ağırlığını İstanbul'a koyacak bir hükümet, bir AK Parti düşünün. Bu da başka bir tarafa. Üçüncüsü,
Akşener ya hep ya hiç mücadelesi veriyor. Bu açık net. Genel seçim kaybedildi. Kaybedilmesinin bir sorumlusu olarak da Akşener görülüyor. Masadan kalktı, masadaki birliktelik pozunu bozdu vesaire. Akşener görülüyor. Kendi partisinden dahi böyle düşünenler var. İstifaların engellenmesi lazım. Yani bu seçimde ortaya koyacağı kuvvet Akşener'in ya da İyi Parti'nin diyeyim, sadece Akşener'in de değil, ya hep ya hiç seçim olacak. Şimdi söylemlerin bir de alt metnine bakalım mı Serkan Bey? Lütfen, isterseniz. Buyurun, lütfen. Şimdi Akşener diyor ki masadan kovuldum. Masadan kovuldum. Bunu ilk kez söylediğini söylemiştik. İyi Parti kurulurken şeffaflık, biz her şeyi milletimizle paylaşacağız. Peki masadan kovulduğu süreçte neden masadan kalktığını söyledi de masadan kovuldum ifadesini, beni kovdular ifadesini bir şekilde kullandı. Demek ki o verilen o güçlü, onurlu, gururlu pozların hepsi pozdan ibaretmiş. Değil mi? İkincisi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için korktular bu arkadaşlar diyor. Şimdi masaya o isimleri getirirken güçlü bir irade ortaya koyarak getirmiş ya. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan korkan, seçime girmeye korkan iki ismi Cumhurbaşkanı olarak mı getirip Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacaktı? Değil mi? İki korkağı Cumhurbaşkanı mı yapacaktı bir başka söylemle? Bu akıllardaki soru işareti. Şimdi rahmetli anama kadar vardırdılar işi diyor. Neden bahsediyor? Malum medya var ya, bugün başladılar daha. %1'i 2'yi bile alamaz diyor az önce yayında İsmail Küçükkaya. O malum medyadan bahsediyor. Burada da o demokratlığın, demokrasinin sözüm ona nereye kadar işlediğini Sayın Akşener de görmüş oluyor. İmamoğlu'nun söylemlerinin alt metnine bakalım. Kışkırttılar. Kim kışkırttı Sayın İmamoğlu? Böyle büyük bir iddia var. Savaş ilan ediyor. Meral Akşener savaş sayıyorum ilanı ben de kabul ediyorum diyor bunu. Siz de diyorsunuz ki kışkırttılar. Kim kışkırtıyor? Kışkırtan kim? Kumpas diyor. Kumpası kim yaptı? Değil mi? Bunlar açıkça yani siz bana karşı bir iddia ortaya koyuyorsanız dayanağını da bu kadar büyüdüyse artık hadise doğru. Kamuoyunun önünde savaş olacak kadar. Serkan Bey bana diyecek ki Oğuz Bey bunu yaptınız. Bu da kumpastırı. Kim o kumpası kuran? Masa başı oyunlardan medet umuyor diyor. Masa başı haddini bilsin diyor mesela. Haddini aşan ifadeler ne demek? Haddini bil demek değil mi? Haddini bil demek. Tabii. İş buradan döner mi dönmez mi o ayrı konu ama ad metnine baktığınız zaman çok sert ifadeler, ispatlanması gereken iddialar var ortada. Peki şimdi o son başlığı aktar Oğuz Polat Bilek. Bir taraftan da şu soruyu da bağlayalım. Bu işten kim karlı çıkar? Yani İmamoğlu mu yoksa bir taraftan Meral Akşener mi? Şimdi o zaman ben son başlığı aktarmadan çok güzel bir soru oldu bu. Şimdi kim karlı çıkar sorusu. Burada bu savaşın kazananı yok. Bu savaşın kazananı yok. Ortada bir savaş olmasa da kazanmak çok güçlü zaten ama bu saatten sonra kazananı yok. Şimdi şöyle düşünün. İmamoğlu'nun İstanbul'u kaybettiğini düşünün. Sadece İstanbul'u mu kaybedecek? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için kendi kadrolarını Özgür Özel'in etrafına yerleştiriyor. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları toplantısı yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Özgür Özel'in bu toplantıdan haberi yok. Bu toplantı neden İstanbul'da yapılıyor? Çünkü organizasyonu yapan ismi Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel son anda haberi oluyor ve konuşma metni yazılıyor, dahil oluyor. Aynı zamanda ilçelerde, İstanbul'da ilçelerde işte Murat Ongun'u Beşiktaş'a, öbürünü başka yere, bütün ilçeleri kendi hegemonyası içinde hareket edecek isimlerden oluşturmaya çalışıyor. Adayları, belediye başkanları. Bu ne demek? Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanında gözü var demek ki zaten biliyoruz bunu. Kaybederse belli zora girecek elde var bir. Cumhurbaşkanlığı ideali, hayali. Bu yatsınamayacak bir gerçek değil mi? İstanbul'u kaybeden ve böylece böylesine büyük bir iddianın ortasında kendini bulan, sürekli ismi, adı, işte yolsuzluk iddialarıyla batılı emperyalistlerle görüşmeye gelen bir Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hayali ne olacak? O da suya düşecek. Şimdi bir de şu açıdan bakın, İmamoğlu İstanbul'u kaybetti diyelim, sadece İmamoğlu da kaybetmeyecek Serkan Bey. Özgür Özel
göreve gelir gelmez İstanbul'u kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olacak. Bu kadar. Evet. Burada şu söyleniyor. Özgür Özel Genel Başkanım, aslında Gölge Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdilik. Yani sonuçta köprüyü geçene kadar Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yapmış bir Özgür Özel var. Bundan sonra ne yapacak, nasıl yapacak, partiyi nasıl dizayn edecek? Burada koca bir soru işareti var. Ekrem İmamoğlu o alanı da kendisine garanti görmemeli. Akşener açısından düşünün. Şimdi İYİ Parti bir proje partisiydi, değil mi? Ne oldu? Amerikan planları, projeleri doğrultusunda bir masa kuruldu. O masaya milliyetçi görünümlü kesimlerin de oturması gerekiyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden koparıldı. Akşener, İYİ Parti bir kısmını kopardı. Geldi oraya oturttu. Sonuçta HDP ile aynı masada milliyetçileri buluşturmuş oldular. Onun kuvvetiyle, az da olsa kuvvetiyle, şimdiye kadar işte ödül milletvekilleri vesaire kuvvet buldu. Bundan sonra bu hareketin bir ideolojik dayanağı var mı? Bir iskeleti var mı? Yok. Böyle bir partinin ayakta kalması mümkün değil. Ayakta ve kurucularından 70-80 ismi kaybetmiş bir partiden bahsediyoruz. Az önce onun için dedim, Meral Akşener'in ya hep ya hiç seçimi diye. Görünen o ki onun da hiç olacak. İmamoğlu'nun da hiç olacak. Şimdi bir yandan da Ekrem İmamoğlu'na bakın. Hem Özgür Özel'le hem de hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun az kalan ekibiyle mücadele halinde. O parti içindeki güç mücadelesinde Ekrem İmamoğlu kazanamayacak. Sonuca geleyim mi? Bir de sonucu değerlendirelim. Sonra. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri AK Parti ile uzlaşı yolunu tercih etmeye başladı, değil mi? Evet. Altılı masanın da başarısız olduğunu, bu projenin başarısız olduğunu gördü. AK Parti ile uzlaşı yoluna gitti ve maalesef büyük oranda da başarılı olduğu uzlaşıda başarılı olduğu görülüyor. Şimdi ne oldu? Altılı masa kendi haline baş başa kaldı. Hep seçim öncesi diyorduk ya, bu işin lelesi, bir de bunun lolosu var diye tabiri caizse. Şimdi işin altılı masa için lolosu kısmındayız. Savaş baltaları artık çıkmış durumda. Bundan sonra ne olur? Bakın, bundan sonra bilgiler, belgeler ortaya çıkacak. İmamoğlu abanacak, kesinlikle abanacak tabiri caizse. Bütün kuvvetini ortaya koyacak. Özgür Özel de hem İmamoğlu'na karşı bütün kuvvetini ortaya koyacak, hem yeniden o derleyen, toplayan, birleştiren genel başkan pozunu vermek için bütün kuvvetini ortaya koyacak. Yani gelecek parçalı bulutlu bile değil, karanlık. Peki. Oğuz Polat Bilek, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir değerlendirme oldu, aktardığın değerlendirme. Bizler de tabii merakla bekliyoruz. Bakalım İYİ Parti ile CHP arasında, İmamoğlu arasındaki bu savaş daha ne kadar devam edecek? Bizler de işin açıkçası merak etmiyor değiliz. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayına katkın ben için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Çok teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı, yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.